Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere 20'ye kadar olan doğal sayıları anlatacağım. Öğretmenim zaten biz bunları biliyoruz diyebilirsiniz. Fakat birlik ve onluk kavramlarını da birazdan göstereceğim. Ne zaman onluk diyoruz? Nasıl birlik oluyor? Bunları anlatacağım. Hemen başlayalım. Bakın çevremizde böyle tek başına bir varlık gördüğümüzde canlı veya cansız olabilir. Biz buna bir diyoruz değil mi? Ve bir bu şekilde rakamla yazılıyor. Hatta altında çizgi olmuyor ama tabii bilgisayarda yazarken böyle yazılıyor da ben şöyle elimle de göstereyim size. Şöyle 1 diyoruz. Ve yazıyla da böyle yazıyoruz. Peki bu varlıklardan 2 tane olduğunda nasıl yapıyoruz? 2 diyoruz değil mi? 2 doğal sayısı. Yani 2 tane olduğunu anlıyoruz. Ve 2 doğal sayısı böyle yapılıyor. Rakamla. Ben tabii bir kere de yazıyla kendim yazarak göstermek istiyorum. Burada bilgisayarda yazmıştık. Yazıyla da böyle 2 yazıyoruz. Bakın 3 tane var. 1, 2, 3. Nasıl oldu? 3. Böyle yazılıyor. Ve biz bunlara birlik diyoruz. Yani bakın bu da bir tane birlik. Burada 2 tane birlik var. Burada 3 tane birlik var. Burada da 4 tane birlik var. Ve yazılışı da böyle. Bilgisayarda yine böyle yazılıyor. Bir de biz şöyle de yazıyoruz değil mi okulumuzda? Bakın böyle yazıyoruz. Böyle de yazsak doğru, böyle de yazsak doğru. Fark etmez. Yazıyla da bu şekilde 4 diyoruz. Bakın 5 tane birlik var. 5 tane varlık var. Dedim ya bunlara birlik diyoruz biz. Ve bu şekilde yazılıyor. Şöyle yapıyoruz. Ve en son üstteki çizgisini koyuyoruz. Ve yazıyla da bu şekilde 5 yazıyoruz. Burada 6 tane birlik görüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve 6 böyle yapılıyor. 6. Devam ediyorum. Burada 7 tane birlik var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 böyle yapılıyor ya da okul, yani bu bilgisayarda böyle yazıldı tabii. Okulda şöyle yapıyoruz. Bir de şu ortaya bir çizgi çekiyoruz. Neden bu ortaya çizgi çekiyoruz? Çünkü bazen 7 ile 1 rakamı karışıyor. Böyle olduğunda sanki bazen öğrenciler şurası biraz kısa yapınca o 1 gibi gözüküyor. Karışmasın diye bizde böyle ortaya da çizgi çekiliyor. 7. 7. Bu şekilde yazılıyor. 8'e bakalım. Şöyle üstten başlıyoruz. Yılan gibi kıvrılıyoruz. Sonra tekrar yukarıya çıkıp birleştiriyoruz. 8. Yazdım. Şöyle güzel düzelteyim. 9. Bakın 9 tane birlik var. Ve bu şekilde yapılıyor. Rakamla. Sonra yazıyla. Ben bir taraftan hecelemeye başladım. 9 yazıyoruz. Ve 0 rakamımız var. Doğal sayımız var. 0 demek hiç varlık yok demek yani. Boş. Böyle hiç varlık olmadığında da bunu bir rakamla, doğal sayıyla göstermek gerekiyormuş. Ve bunun için de insanlar böyle yuvarlak bir şekil yapmışlar. Ve buna ne demişler? 0. 0. Sıfır sayısı bize diğer doğal sayıları yazarken lazım olacak çünkü. Diğer tabi rakamlarda. Bütün bu rakamlarla yazıyoruz biz. Bütün o büyük sayıları falan. Şimdi gelelim 9'dan daha büyük sayılara. Bakın 10 tane olduğunda artık bunlar karışmasın diye buradaki birlikler, bakın şöyle gördüğümüz şu birlikler artık yapıştırıyoruz. Ve 10 tane olduğunu bu şekilde anlıyoruz ve biz buna onluk diyoruz artık. Yani şunun adı onluk. Şöyle yazayım da. Artık birlikler yapışınca onluk oldu yani bunlar. Bir tane onluğumuz var bakın şu anda. Ve içinde 10 tane birlik olduğu için biz bunun adına 10 diyoruz. Ve rakamla bu şekilde yazılıyor. 10 ve yazıyla bu şekilde yazılıyor. Ve 10 sayısı bakın 2 basamaklı. Bir tane 1 var, bir tane de 0 var. Az önceki rakamlar, şöyle tekrar kağıda alıp göstermek istiyorum. Bakın tek başına bir rakam olduğu için bunlara bir basamaklı sayılar diyoruz biz. Biz bir basamaklı doğal sayılar. Ama burada iki kişi olduğu için bunlar iki basamaklı. Bakın bunlar iki basamaklı doğal sayılar. İki basamaklı doğal sayılar 10'dan başlıyor. 10, 11, 12, 13 böyle 99'a kadar gidiyor. Sonra 100 geliyor ama 100 3 basamaklı oluyor. Neyse konumuz o değil şimdi. Ve 10 olduğunu gördük. 10 olduğunda yapıştırmamız gerekiyormuş ve bunun adına onluk diyormuşuz. Ve 10 doğal sayısını ben size şöyle göstermek istiyorum.
Şurası onlukların yeri, şurası birliklerin yeri. Bakın bir tane onluk var. Birlik var mı yanında, sağında, solunda? Yok, değil mi? Yani sıfır tane. Sıfır tane birlik var. Bir tane onluk, sıfır tane birlik demek. Şimdi 11'i inceleyelim. Bakın bir tane onluk var. 10 tane birlik birlikten oluşuyor tabii ki bu. 10. Bir de birlik var, 11 oldu. Ha, şöyle bir soru da gelebilir karşınıza. Bir onluğun içinde kaç tane birlik var diye bir soru geldiğinde 10 tane birlik var dersiniz. Çünkü 10 tane olduğunda yapışıyor bunda. Şimdi 11 sayısını inceleyelim. Şöyle göstereyim. Artık rakamla ve yazılışını göstermeyeceğim. Siz artık öğrendiniz. Şimdi 11 doğal sayısında kaç tane onluk, kaç tane birlik var? Ne demiştik? Burası onlukların yeri, şu baştakiler. Diğeri birliklerin yeri. Bakın bir tane onluk var. Zaten resimden de anlıyorsunuz. Bir tane de birlik var. Bir tane birlik. Bir onluk, bir birlik. Bakın 12'de bir tane onluk var, iki tane birlik var. Hiç bunu resim olmasa da ben şuradan anlayabilirim bakın. Değil mi? Sadece sayı olsa, yani şu resimler olmasa, sadece şu sayı olsa, doğal sayı, ben hemen anlarım. Çünkü burası onlukların yeri. Bir tane onluk var derim, iki tane de birlik var. Yazarım böyle. Bir onluk artı iki tane de birlik. Buradan rakamlardan anlayabiliriz. Resim olduğunda işimiz kolay. Zaten görüyoruz. Bir onluk, iki tane birlik. Devam edelim. 13'te ise ne var? Benden önce söylediğinizi duyar gibiyim. Bir tane onluk, üç tane birlik var. Değil mi? Bakın burada resimlerde görüyoruz. Yani bir tane onluk, yazalım şöyle. Bir onluk artı üç tane birlik. Ve 13. 14'te ise yine bir tane onluk, bir onluk artı 4 tane birlik. İşte öğretmenimiz bize doğal sayıların içinde kaç tane onluk, kaç tane birlik var diye sorduğunda buradaki rakamlardan anlayabiliriz. 20'ye kadar dedim ama daha büyük doğal sayıları düşünün. Örneğin çoğunuz biliyorsunuzdur. 20'den büyük doğal sayıları da biliyorsunuz. Örneğin şöyle bir doğal sayı var. 25 yani. 25'in içinde kaç onluk, kaç birlik var diye öğretmenimiz sorsa hemen anlarız. Bakın 2 tane onluk var deriz. Değil mi? 2 tane onluk ve 5 tane birlik var deriz. Henüz 20'ye kadar öğreniyorsunuz. 2. sınıfta bunları öğreneceksiniz ama çoğunuz günlük hayatınızda zaten bu doğal sayıları biliyorsunuz. Ekranlarda ya da dışarılardaki panolarda, işte arabaların plakalarında hepsini okuyorsunuz. Zaten biliyorsunuz. Ama ben burada ne öğretmeye çalışıyorum? Hani onluklar ve birlikler nasıl oluyor? Bunları öğretmeye çalışıyorum. O yüzden bunu gösterdim. Devam ediyoruz. 15 doğal sayısında bir tane onluk var, 5 tane birlik var. Zaten rakamlardan da anlıyorduk. Bir tane onluk ve 5 tane birlik. Şöyle gösterelim. Evet, devam edelim. Hepsini görelim. 16 yine bir onluk. Bir onluk. Artı 6 tane birlik var. 6 tane birlik. 17 bir tane onluk. Bir onluk. Artı 7 tane de birlik. Bir resmimizi inceleyelim. Bakın bir tane onluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de birlik, değil mi? Ne oldu? 10 ve 7. Yani 17. Devam edelim. 18 sayısında bir onluk. Artı 8 birlik dedik. Ve son iki doğal sayımızı görelim. 19 doğal sayısında bir onluk var. Şuradan zaten anlıyorum. Rakamları görüyorum. Artı 9 tane de birlik var. Geldik 20'ye. Bakın 20 doğal sayısında iki tane onluk var. Bakın yukarıda, evet, iki onluk. Birlik var mı? Sağda solda yok. 2 tane onluk zaten 20 ediyor. 10, 10 daha 20. Demek ki 20 doğal sayısında 2 tane onluk varmış. Yazalım. Artı 0 birlik. İşte bu şekilde. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.